Merhaba arkadaşlar, ben Ertuğrul. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün hayırlısıyla sizinle koyunlarımızı yemlerken bir video çekeceğiz. Ama bu ara kuzularımız doğmaya başladı. Çoğaldılar da maşallah, bayağı oldu. Onun altını falan temizleyeceğiz. Abdurrahman da burada. Abdurrahman'la beraber yapacağız. Ha, öyle yapacağız. Öyle yapacağız. Samanları götüreceğiz şimdi. Normalde kuruluk atıyorduk kuzuların altına, o koyunun gübresini kuruduk. Onu yiyorlar, delibaş oluyor herhalde, ondan şüpheleniyoruz hani. Çünkü kuruluğun üzerinde köpekler yatıyor. Şimdi altına kuru kuruluk atıp üstüne sap atıyoruz kuzuların kısmına. O zaman yiyemiyorlar ama deniyoruz bakalım bir şeyler. Bu sene de bunu deneyeceğiz. Süpürüyoruz şimdi ama. Süpürüyor. İşte yüzünü kazıyoruz tırnakla, sonra da şeyleri. Evet, tırnakla kazıyoruz, sonra bir de süpürüyoruz. Altın altına kadar ya. Şu tarafları göster. Normalde kuzular hiç durmuyor. Anasını özledikçe, acıktıkça kalkıp sıçrıyorlar. Sıçradıkça işiyorlar, batırıyorlar. O yüzden temizliyoruz. Temizlik bizim işimiz. Normalde bizim işimiz. Altını da Allah abone ol. Kürünün altında için. Neydi, toplar. Çuvallara dolduruyoruz. Bunu akşam yakıyoruz. Güneş, ay ışığının altında romantik bir ateş yanıyor. Ama rüzgar kasat verse çok romantik yanacak da rüzgar 15 dakikada yakıp bitiriyor. Torbaya içeri yaptıram. Bak, ben bir şey anlatacağım. Anlat, dinliyor. Hayır. Şöyle bir delik açak. Ben de dedim ağaç camı sökek. Ben de dedim ağaç camı sökek. Hayır, öyle de. Soba delik. He. Burada da soba maksimum dol direkt yansın. Dol direkt yansın. Hem ağız kalır değil mi? Tamam. Hemen altı biter. Iş, altı kuru kaldı o zaman. E iş hemen hadi, biter. Çorbayı aç hadi. Hem de altı sıcak olur. Hey ya. Akşama kadar saman doldur. Sabaha kadar da doldur. Bunu at. Ceylanlar koşuyorlar ha. Terse bir daha dönecek. Yani bu normalde sadece bir kere kuruluk sererdik, günde bir kez. Akşamları süpürür tekrar değiştirirdik. Hani akşam çok sabaha kadar yattığı için ıslakta yatmasın diye. Ama köpeklerden şüpheleniyoruz. Çünkü kuruluğun üzerine köpekler yatıyor ya. Onlar dışkılıyor herhalde oralara. Delibaşlı bu yıl tokullarda delibaş oldu. Hiç olmazdı. Senede bir iki tane olurdu. Bu yıl yaklaşık bir 10 kadar oldu. Ondan şüphelendik. Bu sene hiç şey atmayacağız. Hani yemesin diye altına birazcık gübre atıp üstüne saman seriyoruz. Yerse samanı yesin, yani samanın bir zararı olmaz. O da yemiyor zaten çünkü. Şey, kuruluk kuruluk. Gübre dedin değil mi? Ha, gübre mi dedik? Gübremiş dedik. Evet. Buradan hiç içeceğiz. Gübre kullanmıyoruz değil mi? Gübre kullansak samana yer çıkar bazen. İyi abi. Oynaklıyorlar ha. Oynaklıyorlar vallahi, karnı doyuyor. De şu yoncayı az döküyorum zaten. Doymuş ya, nasıl söylüyorlar ama aç olsa bar 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 bağırıyor. Bunu anasını arıyor ki biraz daha yemin de karnın doysun diye. Bağrıdan hiç duramıyorsunuz ki. Ne ki günde iki torba sahan döküyor. Ben de bir de torba sahan geçsem yeter mi? Bir arabadan sahan gitti. Burada iki araba var, üç araba ya. Valla ne diyeyim işte. Olmadı şey yaparız ya. Tamam tamam. Ben çok gençliğimi unutmuşum. Pamuk gibi olur, önde de yok.
şurada kalın sevme. Yaş görünen yere sarsan. Tek kuzularımızı artırınca yengem de sağıyor. Bunda hiç yiyormuş ki ya. Sağ bakalım. Bismillah. Bir memesini emiyor, bir yemiyor da ben. Abdurrahman güreşiyor mu koyuna duruyor? Başka tut Abdurrahman. Ertuğrul abi toz da koydum. O zaman onu sağ. Hangisini? Sağ. Abdurrahman gel şunu dur. Bu olamaz ya. Gel şu deliği tut gel. Tuttum mu yenge? Gel Abdurrahman. Gel lan. Uzuyun efendim. Çabuk gel. Hala onu kovalıyorum. Abdurrahman. Dur şunu. Bu da benim. De hünerini göster. Ha şuna bunu yavrusu görürsen görürsün. Hani bunda da süt yiyormuş. Kuzusu yemiş tek memek. İyi koyunda bir kilo süt çıkıyor mu yenge? Çıkar. İyi koyuna koyun. Yengem sağırsa iyi koyunda bir süt çıkar. Annem sağırsa yarım kilo çıkmıyor. Ne yarım? Bir çay bardağı çıkar. Annem becerim. Tek memesi kalıyor, emiyor lan. Koyun ay koyun. Ama Abdurrahman dur tutuyor mu? Davar boğalarken.
süt var, niye yemiyorsun? Niye? Bu, boynuzunu kurusun mu? Yok. Kendi kurusun mu? Yok ya, bu şey. Bu kulaklığının kurusu. Anasının memesi sakat. Tek memesi sakatmış. Anası şişe ilk kuzusu. Kuzuladı, baktı ki memesinin biri sakat açıyor. Kuzular perişan oldu. Bir de ikisi kuzlamıştı. Onda süt var mı? Keşke. O daha demin ki koyunda güzel süt var. Var bunda da. Ona yeter. Bir su bardağı olsa da öyle. Canı ne? Süt bununki ağız mı? Herhalde. Daha var ama. Memede süt var. Var. Oğlum memesi sütü. Başka ağaç varsa getireyim size. Sanki koyun kersiz lan. Niye onun gözü çukura düşmüş? Rahatsız. Bu da mı? Bu tek herhalde değil mi? Ha, bu yeni doğanlara iki hap birden atıyorsun. Ağır geliyor. Bir iki gün böyle sıçrayacaklar. İki tane oksan atıyoruz mu? Bunu daha demin tuttuk da yengem sana mı? Yengesi öyle duruyor. Torbanın altında kuzu var tepede. Şunu tutun lan. Kara göz değil mi tutacak? Yok mu ağaç? Ağaç verek ona bir tane. Ağaç değil, ağaç değil. Ağaç yok. Gerçi burada hep tek der mi? Burası da. Bu da şişek herhalde. Şişek, şişek. İlk bunda tarih yazmıyor. Geçen senenin yok. Geçen sene tokluydu bunlar. Evet, bir sene kuzuydu. İlk bu yıl biraz süt var. Koyunlarda sınav vermiştim. Yaranmış yani. Sütü bu. Kuzular bitiremiyor. Kuzularımıza doğar doğmaz vurduğumuz küpeler normalde devlet küpesi değil. Şey bunlar, kendimizin işaret küpeleri. Kuzuların doğum ağırlıklarını, cinsiyetini, ana küpe numaralarını yazıyoruz. Esas küpeler 3 aylık olunca artık, 3 aylık olunca devlet tarafından gelip vuruluyor. O zaman da 3 aylık sütten kesim canlı ağırlığını hesaplıyoruz. O kuzularda ondan sonra küpe, devlet küpesi vuruluyor. Bunlar işaret, yani bunun devlet katında hiçbir önemi yok ama şeyimiz var en azından. Yılını yazıyoruz küpe. Şu 2021 yılına ait oldu. 133. kuzuymuş. Hal tutak işletme numaramız falan da yazıyoruz diğer küpelerde ama buna sadece alemcamın adını yazdık. Cep telefon numarası ne olur ne olmaz diye. Eğer kaybolursa bir yerde bulunursa adam arar söyler işte. Doldu. Bu ne? Bardağı doldurdu mu? Elbette doldurdu. Götür miniye içir de getir onu bardağını. Hayvanlar. He bak, bunun babam memesi kırmızı. Temiz değil ama bak. Gül tamam. Olmuş çiçek. Gül olmuş gül. Gül. Bırakayım mı? Yiyeceksin. Dur ecik de kalan da yere sıkakla. Yavrusu aç kalıyor. Yavrusu en büyük zaten. Yavrusu içecek. Kirli sütü yemer mi suyu? Hep kan karışıyor bunun damarlarında mı? Bir memeye giden damarlarda bir çıtlaklık mı var? Neyse kırmızı oluyor sütü. Her sene öyle değil değil mi? Yok bu sene öyle. Nerede o bizim pancar? Ağaç ama bunu emmiyor. Bu herhalde kan tadı geldiği bardak için. Bardak pembe değil ha. Yok kendisi kırmızı. Baksana yani şöyle. Süt pembe duruyor ya. Kırmızı. Yani. Kan karışıyor. Ya pancar, pancar. 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 Han nerede? Orada yatıyor. Gel, gel kız. Yavrum. Artık itinayla süt içilirdi. Yani artık minnete yarıyor. Çağırsak da gelmiyor. Karnı da var. Fakat bu bugün bir oyun etmiş. Tavuk mu yemiş lan? Gel, çağır. Hızlık yapmış bu. Gel. Gel. Yani... Dökme de içme. Artık ha, yalvarıyoruz. Ne olur gel bir bardak sütünü iç diye yani. Hani çocuklar anaları zoruna içirir ya. Bir de hatta arada bir döverler. Biz bunu zoruna içiriyoruz.
Bu ara keyifli kışın bulamıyordu halbuki. Vay oyuncu seni. Hep yaptın kızilli. Uyup içemem ben. He vallahi bulamadık ki. Öğrense diye içerdi. Çöla hep döktürdün. E niye tek dinlersin kaldı abi dedim ya sen için. Neyse onun memesinde var zaten. Pancar arada dayak ağzına yiyecek. Ağzına at lan. Ver, ama ağzı arada araya şuna. Verme götür mutfağı. Götür şeye koy bulaşık şey makine. Dün bu saatlerde işte bir koyunumuz kuzladı. Şişekti yani ilk doğumu. Koyun kuzladı. Kuzuyu aldık, kuzladı, kuruttu, yaladı, kuruttu. Ama kuzu ayağa kalkınca hani her zaman bahsediyorum ya şişek köyle böyle diye. Kuzudan korkmaya başladı. Böyle bir dar bir yer yaptık hani kaçamasın, kuzuya alışsın diye. Kuzu 5 dakikası tutmuyor bakın. Kuzuyu emzir, bazen oluyor emziriyor, bazen vuruyor. Ama kuzuyu yalıyor, kuruyor, kuzuya meliyor, imriyor. Ama kuzuyu almıyor. Bu birkaç gün böyle sürüyor yani o yüzden hani arayan soranlar hep şey soruyor, şişek soruyor. Eğer acemiyseniz kesinlikle şişeye girmeyin yani. Şişek çok zor. Biz bak senede 440-430 koyuna koç salıyoruz. Bunun 120 tanesi sene bazı sene oluyor 100 tanesi şişek oluyor. Yani ilk kuzu anası. İnanın yani günde böyle olduğu zaman günde 4 tane şişek kuzlasa biz perişan oluyoruz. 20 tane koyun kuzlasın günde bir tane şey yapmaz hani. Koyunun huyu tabii bozuk değil mi sana? Sizi rezil etmez ama 2 tane 3 tane şişek bir günde kuzlasın. Böyle rezil eder bak Tugay göster. Bir dakikası tutmuyor. Bir emziriyor. Bak şu an emziriyor. Aklına geldi mi kuzuyu kokluyor. Bir fırlıyor göğe sıçrıyor. Bir ne yapacağını bilmiyor yani. Bak şimdi emziriyor. Demin de kütür kütür vuruyordu kuzuya. Şimdi bak dur. Bir göz şimdi bak. Başlayacak şimdi vurmaya. Kuzuyu rezil etti yani. Yeri de su gibi etti. Vura vura sıçrıyor sıçrıyor. Ne oldu kız? Senin yerin miydi bu hayatı? Huylanıyor. Bak şimdi emziriyor. Şimdi bir şey yok. Geniş bir yere çıkarsak imkanı yok. Bazen kokluyor. Bazen kuzuya vuruyor. Yani hayvanı rezil ediyor. Kuzu da doğduğuna pişman oluyor. Biz bunu böyle koyunları yatırıyoruz. Kuzladıktan sonra tekrar doğurtur gibi indiriyoruz. Bak. Tugay göstereceğim. Tekrar doğurur gibi indiriyoruz. Tuz koyuyoruz. Sızlasın da hani o hormonlar tekrar salgılansın diye annelik hormonu. Doğum yaptığını bilsin diye. Yoksa şişek de ya bu hormonal bir dengesizlik herhalde ki kuzsuna nizah ediyor. Yoksa emzirmeye geldi mi azıyorlar. Yani, koca koyun olsun. Hani genç koca bir kuzu versin sana. Bir kuzu hem ucuz oluyor. Hani yeni başlayacaksan güzel. Bir kuzu versin. Yat, ama krediye var işte. Devlet kredi vermiyor işte. Bir şey o. Hani bir engeli o. Eğer krediyle alacaksanız. Yoksa koca koyun olsun sana bir kuzu versin. Kuzusunu yetiştirir. Sütü de çok olur. Kuzuya içgüdüsü de yüksek olur. Hani büyütür kuzusunu. Ha, kendini yine kurbanda veya şurada burada etlik yine aynı fiyata satarsın aldığın fiyata. Bakın bakın. İnsan gibi saldırıyor. Okşaması bile öldürüyor. Böyle oluyor. Yani bu çok ya, sık seyrek yani çok sık rastladığımız şeyler yani. Şimdi biz onu akşam iş bitiminde tekrar yatıracağız. Tekrar kuzlatır gibi sancılatacağız ki kuzusuna bir şey olsun. Heveslensin diye. Erdoğan koyunumuza 2 tane iç parazitabı bir de iğnesini aldık burunda. Burun kurdu var herhalde çünkü sümükleniyor koyunlar. Bir de onu vuruyoruz. Küpesini de okuyoruz tabi. Ver ışığı. Vurdun Erdoğan'ı. Neyi vur? 303. 303, 38. Hani o kuzusu nerede? Bence yanlış olur. Ha oraya mı götürdün? Vurdun mu Erdoğan? Evet. 303, 38 işte. Şey yok onun sarı küpesi yok işte. Bir gezin koyunumuz ikiz kuzladı. Bir tane hastamız var. Bugün yani bu sene şükür ölümümüz olmadı ama bir bu var işte. Bu da herhalde ölür gibi. Hareketleri pek normal bir şey. Normale benzemiyor. Gözleri falan ölü gözü gibi değil ama bunu annesi biraz hırpaladı herhalde. Ayağına deşikledi kalksın diye. Ondan herhalde oldu. Halsiz düştü. Şükür yani bu sene zayiatımız yok. Bak
şimdi buna küfe vuruldu. Şimdi anasının yanına getiriyor. Mağarıyor ki anam nerede diyor. Aman kulağını da kestiler, kanattılar yahu. Acıyor. Ağrıyor. İşaret işaret. Ağrıyor. Abdurrahman. Canı acıyor herhalde, çok bağırıyor. Kuzu sana küfür ediyor herhalde. Hayır, ben anamdan ayrıldım mı? Götür anasını yanına. Şimdi mağarıma bakalım. Hadi, hadi. Yem bakalım. Hadi, hadi, hadi. Bakın hala ne kadar özlemiş. Değil mi? Anası da taramıyor niye? Anası sarılıyor. Hey ya. Bu ara işte böyle biraz yoruluyoruz yani. Kuzular doğuyor. Doğumayla kalmıyor işte, ufak tefek şeyler de var. Tartı mıydı, küpesiydi derken. Bir de süt emme işleri biraz, iri memeli koyunlarda kuzular memeyi bulamıyor, ememiyor, ağzına sığmıyor. Öyle de bir uğraşıyoruz. Yani bu ara bir yorgunuz. Şükür ama ölümümüz yok. Allah'a şükür hani bir koyunumuzu kuzlatamadık. Şeyi açılmamıştı, doğum yolu açılmamıştı. Sezeryan yaptık. Hatta videonun birinde bahsetmiştim. Veterinere götürdük. Sezeryanını aldı ama öldü. Koyun da yaşamadı, kuzusu da yaşamadı. Bir ölümümüz var şükür yani. Bir hayatımız yok. Bir de rahatsız bir kuzumuz var ama yani 150 kadar kuzu doğdu. Bir tane, iki tane de olur yani. Olmasa daha iyi ama şükür. İşte bu iğneler, ilaçlar hani belki sorarsanız videolarda, işte video yorumlarda. Şey, birisi Sedora'ydı, iç dış parazit etkili. Biri de kıl kurdu hapı, mide, kıl, bağırsak kıl kurdu işte, o haptı. O kıl kurdundan iki tane atıyoruz, koyunlarımız biraz kaba. Şeyden de, Sedora'dan da 2 gram vuruyoruz. Her doğum yapan koyuna yaklaşık 3 şişe mi, 4 şişe, bu 4. şişe elimizdeki. Yani bu ara hayvanlarımızın şeyini de yapıyoruz bir manayla kuzularken. Kuzuların da yeldifini vuruyoruz. Yeldif değil de ağız damlası çıkmış şimdi moda. Ondan aldık. İşte şuradan bir göstereyim size. Bakın yemini yediler. Karanlık ama içerisi ışığı yakacağım şimdi. Kuzular yerde yatıyor. Daha önce demiştim, bu ağalın kürünleri küçük. Buraya 2 kere veriyoruz. Akşam yemini 2 kez döküyoruz. Biz sudan önce veriyoruz, bir suya salıyoruz. Suya salınca bir torba daha dağıtıyoruz. Ama koyunlarımızın karnı iyi. Yani yiyorlar yemi. Kuzuları, doğan kuzuları genelde buraya getiriyoruz. Şu an 2-3 ağalda kuzumuz var. Çoğunluk ikizlerin orada. Hepsi ikiz değil ama bakın ikizimiz de bayağı var bu sene. Tabi daha şimdi oran nedir? Geçen seneyi tutmaz ama daha var ama bu sene de ikizimiz var. Şöyle bir... Neyse arkadaşlar, videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bizim bücülükler... Oy bücülük, boynun yeri mi senin? Hakikaten kızmış. Hadi abilere bir bay bay de. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar hepinize. Bizim kuzular son sürat doğmaya devam ediyor. Kısmet olursa inşallah hani ileriki zamanlarda da büyüdükçe de videolarını çekeriz doğumlarda. Bir doğum videosu çekmek istiyordum ama bir türlü kısmet olmadı çünkü doğum anında acele ediyoruz. Hani hayvan acı çekmesin diye video çekmek pek aklımıza gelmiyor. Kuzlattıktan sonra keşke kamera elimizde olsaydı çekseydik diyoruz ama şey olmuyor yani, git bekletelim de koyunu, gidelim kamerayı alalım gelelim de kamerayla kuzlatalım şöyle böyle. Yani üzülüyoruz, koyun acı çekiyor. O yüzden abileri bu fıstığı nasıl bekletek biz zaten. Anası zorluyor kuzlasın diye. Allah Allah, seni merak ettim. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.